Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle aplike tavşan çalışması yapacağız. Bebek örgülerinin e, süslemelerinde kullanabileceğimiz çok çok e, kolay bir çalışma olacak. Hemen baş kısmından örmeye başlıyoruz. Kulaklarımızı ve gövde kısmını yaptıktan sonra en son kuyruğumuzla e, bu minik sevimli tavşanımızı tamamlıyoruz. Kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Tavşanımı örmek için beyaz ipimi alıyorum. Zincirimi çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle ilk zincir içerisine girerek kapatıyorum ve çekiyorum. Minik bir halka yaptım. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra yuva içerisine girerek trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 bir defa dolayıp 3 defa da alıyorum aynı yuvaya giriyorum zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oldu devam ediyorum 4 5 başını bir defa doluyorum ipimi de bakın alttan şöyle götürüyorum 1 doluyorum, yuvaya giriyorum. 3 defa dalıyorum 1 2 3. sık sıkı dolana kadar dolduruyorum. Son bir tane daha yapmak istiyorum. Evet son trabzanımı da ördüm şöyle ipimi çekip ardından orta boşluğu kapadım ve ilk zincirden ördüğüm trabzanımın tepesine geçiyorum batıyorum sadece başına bakınız ipimi aldım diğer ilmeğimin içerisinden geçirerek burada güzel bir birlik e, birliktelik yapıyoruz Evet kapadıktan sonra e, trabzanlarımızı sayalım kaç tane olduğunu 2 4 6 8 10 12, 14, 16 ve 17 toplamda 17 tane trabzanla 5 zincirimizin içerisini doldurduk ve şimdi üzerine örmeye başlayabiliriz. Hemen yandaki trabzanımın tepesine geçiyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir sonraki trabzanımın tepesine geçiyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bu 3 kez ilmeğime kaydırdığım trabzanım 3ünü trabzanımın üzerinden 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum çekmiş olduğum 5 zincirden dördüncüye yani bu 5 zincir dördüncüye gelerek batıyorum bir tane sık iğne örüyorum bakınınız 5 zincir dör'e geliyorum bir tane sık iğne örüyorum hemen yanındaki zincire de girerek ikinci sık iğnemi örüyorum bir defa başını doluyorum iki sık iğneden sonra sıradaki zincir yuvasına giriyorum bir defa başını dolayıp tek seferde çekiyorum tekrar tığımı başını doluyorum aynı yere girerek bir defa doladım tek seferde çektim aynı yere bakın sık iğneler farklı farklı yerlere girmiştim başını dolayıp çektiğim aynı yere iki defa girdim tığımın başını doluyorum Son zincir yuvasını 1, 2, 3 defa da örüyorum. Tekrar aynı yere bir daha giriyorum. 1, 2, 3. Burada kulağımızın ilkini yaptım. Ve hemen öndeki bakınız şurada batmıştım. 1, ilerideki yani bir önündeki trabzan üzerine gelerek buraya birleştiriyorum ve kulağımın tekini örmüş oluyorum. Araya bir defa daha sıradaki trabzan ilmeğimi kaydırıyorum. İkinci trabzanın üzerine geçip ilmeğimi kaydırıyorum. Ve tekrar bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi çekiyorum. Dördüncü zincire geri dönerek bir tane sık iğne. Bir sonraki zincire girerek bir sık iğne, Başını doluyorum. Sıradaki zincire girerek iki defa tek seferde çekiyorum. Başına dolamış oldum. trabzanım. Bak, Bakın ipimi şöyle alıyorum. İki defa da tek sefer çektim. Bir defa başını doluyorum. Son zincirimi bir, iki, üç. Üç defa da örüyorum. Yine aynı yere girerek bir, iki, üç defa da örüyorum. Evet kulağımıza beşer zincir çektik. Evet. 2 tane farklı yere sık iğnemizi 4 ile 3'e sık iğnemizi ördük geri döndüğümüz zaman daha sonra 2'ye 2 iki defa başını dolayarak tek seferde çektik ve en son zincirimizi bir defa dolayıp 3 seferde çekerek bu kulağımızı ördük ikinci kulağımızı hemen dibine batıyorum bakın kendi dibine Şöyle eğim olmasını istediğim için diğer yöne doğru bunu ileriye yapmıştık. Bakınız bunu kendi dibine batırarak ördüm ve devam ediyorum. Bir tane ilmeğimi kaydırıyorum. İpimi yarım aldım. Hemen düzeltmek istiyorum. İpimi bakın ilmeğimi kaydırdım. Batıyorum. Şu şekilde aldığım zaman ilmeğim kayıyor. Bir iki tane ilmek kaydırdım. Üçüncüye geliyorum. 3 tane ilmeğimizi kaydırdık. Şöyle görelim. Bakınız. Biraz daha devam edelim. 3 4 5 trabzan ilmeğimizi kaydırarak devam ediyorum. 6 tane ilmeğimizi kaydırdım. Bakın şöyle kulaklarımızı oturttuk. 6 7. kaydırıyorum ve 8. de artık son kaydırmamı yaptım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve örüyorum. Bakın şöyle. Burası kafamızın arkası olacak. Şuradayız şimdi. 3 zincirimi çektim. Hemen zincirimin yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum. 1 2 3 Hemen yanındaki trabzana batıyorum. 1, 2, 3. Aynı yere bir daha giriyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. İkinci trabzanımı 3 defa ördüm. Birinciyi 2 defa örmüştüm. Yanındaki trabzanımı örüyorum. Yine 3 defa 1. Aynı yere bir daha batıyorum. 2. Aynı yere bir daha batıyorum. 3. 3 tane trabzan ördüm. İlkini 2, iki, ikinciyi 3, üç, üçüncüyü yine 3. Üç. Son trabzanımı yine 3 defa örüyorum. 1, 2 ve 3. Şöyle görelim. 3 defa ördüm. Şöyle daha güzel görünecek. 3 defa ördükten sonra yeniden örmeye diğer sıradan devam ediyorum. Son sıramızın üzerine 1, 2, 3 tane zincirimizi çekelim son trabzanımıza ve toplamda da şöyle bakalım. 2, 3 tane daha ördük, 5, 3 tane daha ördük, 8, 3 tane daha ördük, 9, 10, 11. 11.inci'nin üzerine 3 zincirimi çektim, örgümü yönü çevirdim. Her bir trabzanımı bu kez birer defa örüyorum hepsinin üstüne bir batıyorum bir batıp üç defa da alıyorum minik sevimli tavşanımızı bu şekilde örüyoruz son iki trabzanım kaldı ve zincirden döndüm tarşanı, trabzanımı da yine örüyorum. Evet şöyle tekrar bakmanızı istiyorum. İki sıra gövdemizi ördük. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. 3 zincirim çekiyorum. 1, 2, 3. Geriye çeviriyorum. Bütün trabzanlarımızı yine bir defa dolayıp üç defa da örüyorum. Bakınız kulaklarının olduğu tarafa doğru devam ediyorum. Hepsini örüyorum. En son trabzanıma da batarak örüyorum. Evet en son trabzanımı da ördükten sonra kulağımızdan tarafa dikkat edelim. Şimdi burada 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 2 defa da örüyorum. Üçüncüyü çekmiyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. 2 defa örüyorum. Üçüncüyü çekmiyorum. 4 1 2 3 4 5 bakın 5 tane ilmeğimiz oldu. Bir tane daha 1 2 iki. iki defa alıyorum. 3.'yü almıyorum. Bir daha girelim. 1 2 Sayalım. 1 2 3 4 5 6. Hepsini aynı anda çekelim ve kapatalım. Burada tavşanımızın kuyruğunu oluşturduk. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere şuraya bakınız. Gelerek batıyorum. Şöyle tavşanımızın burada güzel bir kuyruğunu oluşturduk. Şöyle toplu bir şekilde ve aşağıya doğru devam ediyorum. ilmeğimi alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzana bir defa batıyorum tığımın başını dolayarak birer birer aşağıya iniyorum. Tek seferde bütün trabzanlarımı örüyorum. İleriye doğru. Son trabzanımıza bakın. Son iki trabzanımızı ise sık iğne olarak örelim. Ve bir tane zincirimizi çektikten sonra tavşanımı burada tamamlıyorum. Şöyle görelim. İpimi kesiyorum. Ve iç kısma gizleyelim. Göz çalışmamızı yapmak için e, siyah ipimi iğneme taktım ve geldim. Kulağımızdan 1-2-3. trabzanın bulunduğu yere geliyorum. Bakınız kulağımızın bitimi ile birlikte 1-2-3. Giriyorum. buraya sarma tekniği ile minik güzel bir göz yapıyorum Evet yeterli bakınız şöyle arkaya öne geçmeyecek şekilde bir tane de ilmeğimi geçirip sağlamlaştırıyorum minik gözümüzü gördük Şimdi bir de ağız çalışması yapalım. Ağzımızı da hemen gözümüzün 1-2-3, 3. trabzanının tepesine batarak başlıyorum. Biraz içten başladım bakınız. Öne doğru sarıyorum ve aynı yerden tekrar çıkıyorum. Aynı yerden çıkıyorum öne doğru devam ediyorum. Aynı yerden çıktım, öne doğru geçtim. Genişletmiyorum. Kendi üzerinde dursun şu şekilde. Aşağıya ya yani arkaya geçerek iplerimi şöyle gizlemek için giriyorum. Bir tane düğümümü atıyorum. ve Bu şekilde ağzımızı da çalışmış olduk. Tavşanımızın bakınız çok hoş beyaz güzel bir tavşancık oldu. Evet. Dilediğiniz süslemelerde bu minik tavşanımızı kullanabilirsiniz. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere.